Günaydın, mutlu sabahlar. Bundan böyle haftanın her günü ekonomi ve piyasalardaki son gelişmelerle ekonomi arasında karşınızda olacağız. 2021 yılının son haftası geldi çattı. Hem yurt içinde hem de yurt dışında piyasalar çok hareketli bir yılı geride bırakmak üzere. Peki bugünlere çıkanları neler, yeni haftadan neler bekliyoruz? Vakit kaybetmeden önce bir yurt içiyle başlayalım. Çok önemli gelişmeler geride kaldı geçtiğimiz hafta ve bu gelişmelerin başında dolar TL'nin 18 lirayı aşmasının ardından hükümet tarafından açıklanan Türk lirasını özendirme paketi ve hemen arkasından gelen kurdaki sert geri çekilme yer aldı. Paketin detayları da belli olmaya başladı. Örneğin söz konusu enstrüman için en düşük faiz %14, en yüksek faiz de %17 olacak. Paketin ardından kur geri çekildi dedik, ancak önümüzdeki haftalar kurun bu seviyelerde kalıp kalmayacağı konusunda da belirleyici olacak. Bu arada kurdaki geri çekilme altın fiyatlarını sert bir şekilde aşağı çekmişti. Ancak altın yeni haftaya hafif bir yükselişle başladı. Küresel piyasalarda spot altının onsu 1800 doların üzerinde yatay başladı. Kurdaki hafif yükselişle beraber de altının gramı 650 liranın üzerinde el değiştiriyor bu sabah saatlerinde. Kurdaki sert dalgalanmalar geçtiğimiz hafta boyunca borsaya da satış getirdi ta ki cuma günkü kapanışa kadar. Haftayı %5'e yakın yükselişle tamamladı BIST 100 ve kayıplarının bazılarını telafi etti. Yeni haftaya da %0,59 yükselişle 1902 puandan başladı. Yeniden 2000'li seviyelere gelebilecek mi endeks, izliyoruz. Yurt dışında ise Noel sebebiyle işlem hacimleri daha düşük. Pek çok borsa tatilden dönüyor olsa da bugün İngiltere, Hong Kong, Kanada gibi ülke borsaları kapalı olacak. Ama küresel borsaların çoğu tatile gitmeden önce Perşembe günü iyimserliği artırmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde S&P 500 yeni bir rekorla tatile çıktı ve bu sabah Asya piyasaları ise biraz karışık seyretti. Son dönemde omikron varyantına dair gelişmeler yurt dışı piyasalar için yön verici konumda olmaya devam ediyor. Çok hızlı bulaşıyor olması endişeleri diri tutsa da, İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre omikron varyantının delta varyantına göre daha az tehlikeli olduğu öne sürüldü. Peki piyasa neden tedirgin? Vakalar çok artar ve ülkeler yine tam kapanma uygular, hayat, ekonomi durur endişesi var. İşte piyasalar bu gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Bir de geçtiğimiz hafta Pfizer ve Merck'in ağız yoluyla alınan ilk Covid ilaçlarına Amerika Birleşik Devletleri'nde onay vermesi yine piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Kripto paralarla ilgili gelişmelere de bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kripto para regülasyonları ile ilgili bir açıklama yaptı. Erdoğan kripto paralar konusunda yasa hazır, yakında gecikmeden meclise göndereceğiz dedi. Yasanın detaylarında kripto varlık çeşitlerinin tanımlanmasından paraların ihraç, dağıtım ve alışverişine yönelik ilkelerin yer alması da bekleniyor. Ve Türkiye'de kripto para borsalarına ilk kez ceza kesildi. Binance Masak tarafından 8 milyon Türk lirası cezaya hükmedildi. Ve geçelim bir başka başlığa. Orada da yurt dışıyla alakalı bir gelişme var. Shiba Inu 2021 yılında dünya çapında en çok görüntülenen kripto para birimi oldu. Piyasa değerine göre 13. sırada yer alsa da 188 milyonun üzerinde görüntülenerek birinci sıraya oturdu. Ana kripto birimi Bitcoin ise 145 milyon görüntülenmeyle ikinci sırada yer aldı. Bu arada Bitcoin demişken, son haftalarda biraz böyle geri çekilmeler olduğunu takip etmiştik. Cuma günü 51 bin seviyesinin üzerine geldi ve son iki haftanın da en yüksek seviyesini görmüş oldu. Uzmanlara göre ancak 53 bin seviyesi aşıldığı takdirde yeni yükselişler gelebilir ve işte burada yukarı yönlü hareketler gelebilecek mi, bunu yakından takip ediyoruz. Altta dikkat edilen seviye ise 44 binli seviyeler. Bakalım 44 binli seviyeler biraz daha böyle aşağı kırıldığı takdirde satışlar hızlanabilir, beklentisi de artıyor. Öne çıkan gelişmeler böyleydi. Piyasalarda ve ekonomideki öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Yarın sabah yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.